Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Birinci sözün başında şöyle bir cümle var. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan haliyle virdi zebanıdır. Bu cümlede geçen Bismillah her hayrın başıdır ifadesi bir hadis mealidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş. Her hayırlı, her faydalı, her güzel işin başı besmele ile olmalı. Eğer besmelesiz yapılmışsa o iş o sonuçsuzdur, kısırdır, epterdir anlamında bir hadisi var Peygamber Efendimiz'in. O hadisin bu meali bu şekilde verilmiş. Bismillah her hayrın başıdır. Buradaki hayır günah olmayan her şey. Yani bir Müslüman illa da zatında ibadet özelliği olan bir şey olması gerekmiyor besmele çekmek için. Yapacağı iş dini açıdan sakıncalı bir durum teşkil etmiyorsa, günah özelliği yoksa her işine Bismillah ile başlamalı. Neden? Çünkü Allah ismi celali Cenab-ı Hakk'ın bütün şunatını, sıfatlarını ve isimlerini içine alan bir alem isimdir. Allah'a has özel isimdir. Dolayısıyla Bismillah diyen insan ne iş yapacaksa, hangi harekette bulunacaksa, ne konuşacaksa ona Allah'ın o işiyle ilgili esmasını, ismini yardımcı olarak istemiş oluyor. Yani tabiri caizse Allah'ın kudretine, rahmetine, hikmetine ve tabiri caizse bütün esmasına ama özellikle de yapmayı düşündüğü o işle ilgili ismine yardıma çağırmış ve dayanmış oluyor. Mesela diyelim ki bir yazı yazacaksınız. Bismillah deyince Allah'ın yardımıyla, kuvvetiyle, ilmiyle, hikmetiyle ben yazmaya başlıyorum demiş oluyorsunuz. Bir şey konuşacaksınız. Bismillah deyince siz o konuşmanızla ilgili isimleri kendinize yardımcı ve destek olarak çağırmış oluyorsunuz. Onun için Üstad Hazretleri Allah'ın kudretine istinad etmiş olur diyor mesela işaret-ül icazda. Dolayısıyla biz dahi başta ona başlarız deniyor. Aslında dikkat çekilirse burada biz onunla başlarız denmemiş. Ne demek? Yani biz Bismillah diyerek başlıyoruz denmemiş de Besmele'ye başlıyoruz. Çünkü bu birinci söz sözlerin başıdır. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz manasına gelen Onunla başlarız denmemiş de ona başlarız. Yani besmeleyi açıklamaya başlıyoruz ifadesi var ve bu şekilde kalması gerekiyor. Bir insan buna dese ki biz dahi başta onunla başlarız dese yanlış olur. Biz besmeleye başlıyoruz. Besmele aslında yaptığımız işin ruhu gibidir. Yani bir insanın bedenindeki bütün organları dört dörtlük sağlam olsa, hatta dünyanın en güzel organları seçilse ama içinde ruh yoksa o bedene biz ölü diyoruz. Ceset diyoruz. Veya dünyanın en güzel avizesini yapsanız ve en kaliteli mücevherlerle donatsanız ama o odada aydınlatması için içinde eğer elektriği yoksa yani onun ruhu hükmünde olan ışığının kaynağı olan elektrik yoksa o avize de o karanlıkta kalır. Avizenin bulunduğu odada aydınlanmaz. Dolayısıyla avizeyi de aydınlatan, avizenin bulunduğu odayı da aydınlatan içindeki ruhu hükmünde elektriktir. O elektrik olmadığı zaman bir şeye yaramaz, avize özelliğini taşımaz. Karanlıkta kalır. İşte besmele her işin ruhu hükmündedir. Eğer biz o işimize besmeleyle başlamazsak o iş manen ölü demektir. Ruhu olmayan ceset, elektriği olmayan avize gibi o yaptığımız iş. Onun için hiçbir Müslüman, hiçbir işini besmelesiz bırakmasın. Ancak besmele sadece dille söylenen ve sadece lafızdan ibaret bir şey değildir. Elbette bir insanın bedeninin olması gibi dilimizde veya niyetimizde besmele olmalı. Ama sadece besmele iktifa etmek yetmez. O besmelenin manasına uygun, o besmelenin mahiyetine uygun bir havayı da bir manayı da ruhumuza yedirmemiz gerekiyor. Nasıl? Mesela diyelim ki ben sokağa çıkıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Evet ama o dilim besmeleyi çekerken bedenim de o besmelede geçen Allah, Rahman ve Rahim isimlerine isimlerinin sahibi olan Zatı Zülcelal ve İkramı da hatırlayarak besmeleyi çekmem lazım. Yani ben Allah'ın huzurundayım. O besmele bana Allah hatırlatmalı. İki, Allah'ın rızasına uygun çalışmayı, Allah'ın rızasına uygun yürümeyi, Allah'ın rızasına uygun konuşmayı da bana hissettirmeli. Yani besmele aynı anda bana onu da bildirmeli ve o ruha uygun yaşam tarzını bana tabiri caizse hissettirmeli. Dolayısıyla besmele bizim için helal olan, meşru olan, mubah olan, her şeyde çekilmesi, söylenmesi gereken bir ruhtur. Ama sadece dilimizle söylemek yetmez. O söze uygun bir hayat tarzını da kendimize mutlaka yaşatmamız gerekiyor. Peki niye biz her işte besmele çekiyoruz ve ilk olarak besmele konusuna temas edilmiş burada? Çünkü bil ey nefsim, bu çok önemli. Bu, bu cümleyi de bir, birkaç cümleyle kanaatlerimi paylaşıp inşallah e, sona erdirmek istiyorum. Bil ey nefsim şu mübarek kelime yani Bismillah kelimesi İslam nişanı olduğu gibi bir insanın Müslümanlığının alametidir, semboldür, şiardır tabiri caizse alamettir, şairdendir. Bir insan Bismillahirrahmanirrahim dese, siz mesela Avru Avrupa'da, Amerika'da veya dünyanın İslam ülkesi olmayan, belki de ateistlerin çok bulunduğu bir ülkede olsanız bir insanı Bismillah diyerek arabaya bindiğini görseniz, sonra da adam ölse, trafik kazası olsa veya kalp krizinden vefat etse adamın üzerinden Müslüman, Müslümanlığına ait hiçbir şey çıkmasa bile, hiçbir kimse onun Müslümanlığına şahitlik etmese bile, siz onun Müslümanlığına şahitlik edebilirsiniz. Müslüman gibi cenazesi yıkanır, Müslüman kabristanına defnedilir. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim dediğini siz duydunuz. O İslam alametidir. Müslümanlığın göstergesidir. Peki, İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle virdi zebanıdır. Yani beden diliyle bütün varlıklar besmele çekiyormuş. Mesela diyelim ki sizin elinize aldığınız bir gıda ağzınıza attığınızda midenize gidiyor. Mesela gözünüze gitmesi gereken bir gıda aslında hal diliyle, yaşam tarzıyla ve vazifelerini gördüğü şekliyle ben Allah namına çalışıyorum. Allah'ın izniyle hareket ediyorum. Allah'ın yönlendirmesiyle ben bu işleri görüyorum demiş oluyor. Çünkü o gıda gözünüze gitmesi gereken vitamin, özellik sizi tanımaz. Hangi yolları izleyeceğini bilmez. Gözde hassas bir yerde bir hücre olması gerektiğinin farkında değildir. Ama bunları çok bilinçli, bütün bedeninizi bilmesi yetmez. Hz. Adem'den bugüne, bugünden kıyamete kadar gelmiş, gelen ve gelecek bütün insanları ve bütün insanların genetik özelliklerini ve göz yapısını da bilmeli ki hiçbirine benzemeden sizin gözünüzde o şekli oluşturmalı. Değil mi? Çünkü bir insanın gözü dünyadaki hiçbir insanın gözüne benzemez. Göze özel bir iz vardır göze özel bir iz vardır ya. Dolayısıyla o hücre bu vazifesini ifa etmekle yerine getirmekle Allah namına hareket ettiğini bize göstermiş oluyor. Bunu bütün varlıklar için düşünebiliriz. Keçi, koyun, deve gibi mübarek hayvanlar Allah aslında rezzak namına bize sütlerini verirler. O odun dediğimiz ağaçlar aslında çamur ve bulanık bir parça suyu emerek bize safi, gıdalı nimetleri vermeleri de Allah'ın namınadır. Allah'ın namına çalışmayan bazı insanlar ve cinlerin dışında hiçbir varlık yok. Kainattaki bütün varlıklar, bütün hal ve hareketlerinde madem manen Bismillah diyorlar, hal diliyle besmelesiz hiçbir şey yapmıyorlar, öyleyse bu koca kainat mescidinde bu kadar muazzam ibadetlerini yerine getiren varlıkların içinde ben de onlara uygun bir şekilde hayatımın bütün alanlarını hem dilimle Bismillah diyerek, hem niyetimle o ruhu yaşayarak, hem de bedenimle ve ruhumla ona uygun bir hayat sürerek Bismillah demeliyiz. Hayatımızın bütün alanlarına Besmele ile başlamalıyız. Ve ahiru davahum elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. El Fatiha.